Sizinle başlayalım dilerseniz. Şimdi Rusya-Ukrayna savaşını biz konuşuyorduk. Dünya barışı olsun diye tüm ülkeler devreye girmişken Amerika Birleşik Devletleri'nin bu yaptığı hamle, bu son hamle Tayvan'a gidecek mi, gitmeyecek mi? Gereksiz bir gerilim şu anda dünyada oluştu ve bu ekonomiyi de oldukça yakından ilgilendiriyor. Tayvan çünkü teknolojik sonuçta üretimin de merkezlerinden bir tanesi. Çin'le olan gerilimin artması ekonomiyi etkileyecek, siyaseti etkileyecek. Nedir bunun altına yatan? Bu kadar gerekli miydi bu ziyaret? Aslında böyle biraz geçmişe baktığımızda 1997'de dönemin Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Newt Gingrich gitmişti Tayvan'a ve Çin o zaman ufak da olsa bir tepki göstermişti. Hemen yakın zamanda Nisan 2022'de 6 tane senatör Lindsey Graham olmak üzere Tayvan'daydı ve Çin ona da tepki göstermiş. Hatta askeri tatbikat yapmıştı. Tabii Amerika'nın 3 numarası başkan, başkan yardımcısından sonra en önemli numara 3. kişisi olan Nancy Pelosi'nin gitmesi Çin'de büyük tepki yarattı. Nancy Pelosi Tayvan'a desteğini göstermek amacıyla ve Çin'e bir mesaj amacıyla aslında gidiyor. Yanında 5 tane de Kongre üyesiyle beraber yaklaşık bir saat sonra yerel medyanın iddiasına göre de Pelosi Tayvan'da olacak. Tüm gözler şu anda Tayvan'a çevrilmiş durumda. Açıkçası biraz kışkırtıcı bir durum. Biden yönetimi bir haftadır gitme diye nasihatte bulunmuştu. Pentagon Pelosi ile görüşmüştü. Yalnız son 48 saat içinde Biden yönetiminden daha yumuşak. Pelosi'nin gitme hakkı var. Çin agresif olmamalı tarzında Pelosi'nin ziyaretini destekleyici açıklamalar gelmeye başlamıştı. Bu da gerilimi daha çok arttırdı. Bence çok gereksiz ve kışkırtıcı bir ziyaret. Ve bunun sonucunu aslında Amerika-Çin ilişkisi değil, Tayvan daha çok aslında zarar görebilecek. Hatta bugün Çin 100 tane Tayvan ürününe ithalat yasağı getirdiğini açıkladı. Yani genele baktığımızda Amerika-Çin ilişkisi kopmaz ama bir gerginlik diplomasi alanında ki sabahleyin piyasalarda düşüş de yaşandı. Bunun sıkıntılarını küresel anlamda da herkes çeker ama çok da büyütülecek bir olay değil. Yani askeri anlamda bir sıcak temas olması söz konusu değil ama hem ticari hem de diplomasi alanında ABD-Çin arasında bir kriz olabilir ama dediğim gibi Tayvan'ın daha sıkıntılı bir sürece girmesi söz konusu bu ziyaretle. Filler tepişirken sonuçta ezilen bir ülke olabilir mi Tayvan? Bu Amerika'nın Çin'e gözdağı vermesine yönelik bu açıkçası Çin'in bugünkü attığı adımlar, askeri tatbikatlar ve bölgedeki gücünü de göz önünüze aldığımızda Tayvan daha sıkıntılı bir sürece girer. Ama Amerika tarafından ve Avrupa'dan gelen mesajlarda Çin'in bir saldırısında biz Tayvan'ı koruyacağız açıklamaları da geldi. Tabii bu da 3. Dünya Savaşı'na kadar götürür. Çok ciddi bir sıkıntı olur. Ama unutmamakta fayda var. NATO çerçevesinde de artık Çin'in net olarak tehdit olduğu da belirtiliyordu. Ama dediğim gibi Pelosi'nin ziyaretinde çok ciddi büyük sıkıntıların olacağını ben açıkçası beklemiyorum. Burada Tayvan dediğin gibi daha sıkıntılı bir sürece girecek ama çok gereksiz bir ziyaretle de aslında bu işin büyütüldüğünü tüm dünya kamuoyunun da bununla zaman harcadığını açıkçası görüyoruz şu anda. Evet, bir ara sırf şimdi Rusya Amerika'yı konuşuyorduk. Şimdi Amerika Çin'e tekrar dönmüş durumda. Tam da Putin olumlu açıklamalar yapmışken, değil mi? Kesinlikle. Ve şunu da belirtmekte fayda var. Bugün Başkan Biden Beyaz Saray'da Çin'le rekabetle ilgili çip yasası dediğimiz 280 milyar dolarlık yasayı da imzalayacak. Günü tabii manidar. Tesadüf müdür bu? Yani gününü aslında bugün seçmelerinde bir neden olduğunu açıkçası düşünüyorum. Bunu Biden dün de imzalayabilirdi. Tabii aynı zamanda Çin'in bir tepkisi de Pelosi olası ziyaretine yakın süreçte, yakın zamanda Çin Komünist Partisi'nin delege toplantısı, genel kurulu olacak. Burada da tabii Xi'nin Pelosi'nin ziyaretiyle nasıl bir tavır alacağı da bekleniyor. Yani Çin kamuoyunda da Çin devletinin alacağı adım da çok önemli. O nedenle çok gergin bir ortamda bu ziyaret açıkçası bence çok gereksiz de ve dediğim gibi çok yakın bir zaman kaldı Pelosi'nin Tayvan'a evet, inmeyecek mi, inmeyecek mi? Biz de önümüzdeki dakikalarda göreceğiz. Sayın